Ne yaptı Rabiatül Adevi Hazretleri? Bir hırsız geldi içeri. Hırsız gelince parmağını uzattı, parmağından ışık saçıldı, nur saçıldı. Dedi ki aradığın şuradadır. Almak istediğini oradan al. Hırsıza, biz hırsızın kafasını kellesini koparmaya çalışırız. Aradığın şurada diyor, yiyeceğin ekmek var orada. Hırsız utancından, haşyetinden tiril tiril titriyor. Tövbe ediyor. Tövbe edip o yoldan geri dönüyor. Hırsıza ekmeğin yerini gösterirken, hırsıza tasın tarağın yerini gösterirken, Rabiatül Adeviyyete zannetmeyin sizin bizim evlerimiz gibi. Ben sizi karıştırmayayım da kendi nefsimi koyayım. Benim ev, bizim evler gibi değil, Rabiatül Adeviyye'nin evi. Bizim evler saray yavrusu şimdi. Saray yavrusu. Bugünün Müslümanları evlerindeki eşyaların hesabını vermekten uzak. Üzerimizdeki kıyafetlerin hesabını vermekten uzakız. Eğer evlerinizde fakir fukara girip yemek yemiyorsa, evlerinizde anneniz, babanız, amcalarınız, dayılarınız gelip yemek yemiyorsa, kalamıyorsa, evlerinizde kayınvalideniz, kayınpederleriniz kalamıyorsa, evlerinizde Allah'ı zikredenler gelip oturamıyorsa, evlerinizde Allah diyenler gelip oturmuyorsa, yemin ediyorum hem vallahata hem billahata Allah'a onun hesabını vereceksiniz. Allah onun hesabını vereceksiniz. Arabalarınız Allah yolunda çalışmıyorsa, evleriniz Allah yolunda çalışmıyorsa, kazandığınız paradan Allah yoluna bir şey harcamıyorsanız, bedenleriniz Allah yolunda Allah'a koşmuyorsa, nefesleriniz Allah'a koşmuyorsa, yeminle söylüyorum Allah'a onun hesabını vereceksiniz. Hesabını verseniz onun. O koltuğun hesabından kurtulmak istiyorsan büyüklerin gelsin o koltukta belensinler tabiri caizse. Annen, baban, kayınvaliden, kayınpederin, amcaların, dayıların, misafirlerin, yoksul olanlar, yolcular, dervişler, sufiler, Allah diyenler, kimsesizler, garipler, kurebalar o evlerinizde otursun. Eğer onlar evlerinizde oturmazsa, evleriniz birer Firavun evi, Nemrut evi. Başka bir şey değil. Allah size malı kendi yolunda hizmet etsin diye verdi. Allah size arabayı katı yatı, Allah yolunda hizmet etsin diye verdi. Eğer onu kendi nefsinize kullanıyorsanız, Allah muhafaza eylesin. Şeytanın yolundasınız. İslam zenginliğe karşı bir din değil. İslam mala mülke karşı bir din değil. Onu Allah yolunda kullanacak o kimse. Onu Allah yolunda kullanacak. Şimdi koltuklarımız var evinde üstüne misafir oturmayan. Alınmış orada duruyor. Hatayla, kazayla birisi oturursa yandı ha yandı. Ama kıssaları iyi dinliyor. Ne kıssa? Hani İbrahim Ethem'in bir hizmetçisi varmış ya. İbrahim Ethem'in hizmetçisi ipekten yorganları, yatakları düzeltirken ya şurada bir yatayım ya demiş. Yatınca hemen gelmiş. İbrahim Ethem. Bu ne küstahlık demiş. Kırbaçlayın şunu. Hemen tutmuşlar. Dönmüş İbrahim Ethem'e hizmetçi. Demiş sultanım. Ben iki dakika, bir dakika bir yattım demiş. Uzandım üzerinden. Şimdi 10 kırbaç yiyor. Üzüldüm demiş senin adına. Sen kaç kırbaç yiyeceksin ki demiş. Sen kaç kırbaç yiyeceksin ki? Bizim kaç kırbaç yiyeceğimiz belli değil.
evliya menkıbelerinden anlatırlar. Evliya menkıbelerinden. İnanmayın gene. Bir kısmı inanmıyor ya. Evliya menkıbesi diyor. Menkıbe. Bir adama demişler ki, kadın çok korkuyormuş kabir azabından, kabir sorgusundan. Fukara adama demişler ki, ya senin oraya demiş, yan tarafına bir kabir de sana açalım. Korkuyordu bu kimse. Senin paranı da veririm. Sen de demiş, ya geç orada, hani ona bir yoldaş ol. Demiş, olur ya, para bul. Var ya işin içinde. Kadını görmüşler. Yan tarafı da adamı almışlar. Kabrinin yanı başına bir kabir daha açmışlar. Adam yolda giderken birinin şeyinden böyle terek derler ya, kaydırma derler değil mi? Hacı Mehmet bizim orada. Oradan bir tane çubuk çekmiş. Bir başkasının. Çubukla oynuyor. Ne gitmiş kabristana? Kabristanı tam yan tarafa yatırmışlar. Evliya menkıbesi. İnanmayan inanmaz. Tabi kadını da dönmüşler. O da yan tarafa da geçmiş oturmuş. Yatmış o da. Aa, hesabı kitaba çekilmeyecek ya. Kadını çekecekler. Melakeler gelmişler hesabı kitaba. Gelince demişler ki, ya tamam bu kadın zaten elimizde demişler. Ya bunu sorgularız. Şu yan tarafa da bir adamın birisi gelmiş. Bu kim demişler ya. Bir de bunu sorgulayalım. Daha Rabbike ne bir ke demeden bu elindeki ne demişler? E demiş bu durur bir çubuk. E nereden aldın sen bunu? E ben bunu geçerken filancanın şeyinden aldım. Ne oldu? Terazden aldım. Kaydırmasından aldım. Senin miydi? Yok. Parasını verdin mi? Hayır. Helallaştın mı? Yok. Vur gözü kafasına. Gün kafasına vuruyorlarmış. Bir daha soruyorlarmış. Şunu mu aldın? Yok. Gün kafasına bir gözler. Bunu nereden aldın? Gün pata, gün pata, gün pata. Feryat figan. Mezardan fırlamış gitmiş. Diyor mu? Bağırıyormuş. Ey ahali. Vallahi diyormuş şu kuru çöpün hesabını verelim. Halinizi siz düşünün. Kuru çöpün hesabını veremedim. Halinizi siz düşünün.